Harika haberler için genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Evren Dilektaşlı hocam geliyor. Buyurun hocam, şöyle hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Maşallah, enerjinizle, yakışıklılığınızla, şıklığınızla stüdyomuza neşe kattınız. Çok naziksiniz. Güzel çok haberler veriniz. Çok naziksiniz. Canım hocam. Sağ olun. Obezite ve eşlik eden hastalıklarda cerrahi ameliyat tipleri ve yenilikler nelerdir Evren hocam? Evet, şimdi Seda Hanım, obezite cerrahisi çok uzun yıllardır yapılan cerrahiler aslında. Aslında iki ana temel ameliyat üzerinde duruluyor. Birisi kısıtlayıcı ameliyatlar. Mide küçültme ameliyatları, birisi de emilim bozucu ameliyatlar. Hem kısıtlıyor hem de emilimi bozuyor. Bunlar da bypass türevi ameliyatlar. Bu iki ameliyat üzerine kurulmuş ameliyatlar yıllardır obezite cerrahisinde en başarılı ameliyatlar. Tabii bunların bazı varyasyonları, bazı farklı tipleri yapılıyor şu anda. Ve farklı tipleri gün geçtikçe daha çok yer bulmaya başlıyor bizim pratiğimizde. Obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı son 20 yıldır en çok yapılan ameliyat olmaya başladı. Evet. Daha kolay, daha teknik olarak kolaylığı nedeniyle ve başarılı sonuçları nedeniyle. Ama bypass cerrahisi ve obezite cerrahisinin diğer tipleri de oldukça güzel, umut vadeden ve uzun dönemde çok başarılı ameliyatlar Seda Hanım. Peki Evren Hocam, ameliyat çeşitlerini neye göre belirliyorsunuz? Evet, şimdi ameliyat çeşitlerinde aslında bir ekibimiz var bizim ve da mutlaka ekibimizle hastayı detaylıca inceliyoruz. Multidisipliner olarak psikiyatri, psikolog, diyetisyen ve diğer branşlarla birlikte ve obezite cerrahisini yapan biz hekimler hastanın teknik olarak, bilimsel olarak tüm datalarını alarak kan sonuçlarına, karaciğer yağlanmasına, diyabet oranına, kilo oranına göre doğru ameliyatı seçmeyi hedefliyoruz. Çünkü her ameliyatın başarısı çok farklı. Her ameliyatta başarıyı belirleyen bir faktör doğru ameliyat seçimi. O yüzden doğru ameliyat seçimini yapmak için hastayı detaylı bir teknik incelemeden geçiriyoruz, bilimsel değerlendirmeden geçiriyoruz ve sonuçlarını önümüze alıp değerlendiriyoruz. Tamamen hastanın durumuyla ilgili. Kesinlikle, bir şey bu. Tabii ki. Obezite cerrahisi ile düzelen hastalıklar varmış. Neler evet. hocam? Şimdi obezite cerrahisi aslında tek bir kavram değil. Artık obezite ve metabolik cerrahiden bahsediyoruz. Hı. Metabolik sendrom aslında Seda Hanım, diyabet, tansiyon, kolesterol yüksekliğiyle seyreden ve kalp hastalıklarıyla seyreden bir sendrom. Bunun bir semptomu, bir bulgusu da kilo alımı. Ve bu kilo alımını engelleyen ve aynı zamanda da diyabeti, tansiyonu, kolesterol yüksekliğini, karaciğer yağlanmasını, uyku apnesini gibi birçok metabolik bozukluğu da aynı ameliyat, aynı seferde çözebiliyor. Ve dramatik olarak ameliyattan hemen sonra birkaç saat içerisinde şekerler düşmeye, kolesteroller inmeye başlıyor. Ve çok dramatik olarak iyileşiyor hastayı. Yani düzelen birçok hastalık var. Obezite cerrahisi diye olayı kısıtlamamak gerekli. Evet. Ameliyat sonrası gerçekten bu kadar sağlıklı bir süreç mi? Ameliyat hiç hastalığa sebep olabiliyor mu? Evet. Şimdi bu çok medyatik olan bir ameliyat tipinden bahsediyoruz. O yüzden çok önemli bir konu. Bu soru için teşekkür ederim. Şimdi bir kere obezite cerrahisi tedavi etmek ve metabolik cerrahi tedavi etmek amaçlı. Bu hastalıkların hepsinden gerçekten %80-90 oranlarında düzeltiyor aslında obezite cerrahisi, metabolik cerrahi. Hiçbir hastalığa yol açtığını söyleyemeyiz. Sadece ve sadece bazı uzun dönemde hızlı kilo verimine bağlı olarak safra kesesi problemleri bir miktar artıyor hastalarımızda. Ama metabolik olarak yakın takip edilen, kontrol edilen, hastanın ameliyat sonrasında yakın takipleri iyi bir ekip tarafından ve cerrah tarafından yapılan hastalarda ne vitamin eksikliği çok dramatik oluyor, ne ciddi kilo kayıpları oluyor. Dengeli, doğru ameliyat, doğru hastayla buluşturulduğu zaman kesinlikle bir hastalık yol açmaz bu ameliyatlar. Bir de hastaya da düşen görevler var kesinlikle, sevgili hocam. Kesinlikle. Tamam ben hadi ameliyatım oldum, bitti dememeli evet. insanlar. Devam etmeli hocayla. Takipten bahsediyoruz. Aynen, evet aynen, çok önemli. Aynen. Ameliyat sonrası kilo alan hastalarda yapılan revizyon ameliyatı nedir Evren Hocam? Revizyon cerrahisi aslında yani yaptığımız bir ameliyat sonrasında geri kilo alımı yaşayan bir hastada başka bir ameliyat tipine ya da aynı ameliyatın hatası neyse onu düzeltmeye yönelik yapılan ameliyattır. Bu ameliyat da ilk ameliyattan farklı değildir. Tabii ki daha zordur. Karın içi laparoskopik kapalı yöntemli ameliyatlar olsa da karın içinde yapışıklıklar her ameliyattan sonra bizi biraz zorlar. Hmm. Ama ikinci ameliyat olsa da, üçüncü ameliyat olsa da, dördüncü ameliyat olsa da böyle hastalarımız var. Geri kilo alımı maalesef sadece hasta kaynaklı da değil, cerrah kaynaklı da değil, teknik hatayla her zaman sorumlu değil. Birçok problemin bir araya gelmesiyle oluşuyor aslında geri kilo alımı ve bunu düzeltmek de elimizde. Buna revizyon cerrahisi diyoruz. Revizyon cerrahisiyle mesela tüp mideli bir hastayı revizyon bypass ameliyatıyla bypass'a çevirebiliyoruz. Korkulacak bir şey yok Hayır. yani.
Peki Evren Hocam, diyabet hastalığının cerrahisinde başarı ne kadar? Evet, şimdi işte ameliyat seçiminde orada tüp mide, bypass gibi ameliyatlardan ilk başta bahsetmiştim Seda Hanım. Bypass ameliyatı mesela %80'ler ve üzerinde diyabeti tamamen düzeltiyor. Ameliyattan hemen sonra tip 2 diyabetse hastamız, tip 1 değil, tip 2 diyabetse ameliyattan hemen sonra şekerleri düşmeye başlıyor. %80, 10 yıllık sonuçlarda başarı oranı diyabette çok başarılı. Tüp mide ameliyatlarının biraz daha şekerdeki başarısı, diyabetteki başarısı düşük. Bypass ve varyasyonları, varyatif ameliyatlar, farklı varyatif ameliyatlarımız var. Onlar da %80 ve üzerinde diyabetin, tip 2 diyabetin tamamen düzeldiğini söyleyebiliyoruz Seda Hanım. Başarı demişken, başarı için ne gereklidir? Ameliyatların riskleri ne kadar ve bunu azaltmak mümkün mü? Evet, çok güzel soru. Şimdi uzun yıllardır obezite cerrahisiyle, obezite ve metabolik cerrahiyle uğraşıyorum. 2008 yılından beridir bu işin içindeyim. Burada çok net bir benim tavrım var ve hastalarıma söylediğim var. Onu söylemek istiyorum. Bir, doğru hasta olacak. Doğru hasta. Ameliyat için doğru uygun seçilmiş ve ameliyatta gerçekten başarı şansı yüksek hasta olacak. Riski az olacak. İki, doğru cerrah yapacak bu ameliyatı. Bu konuda tecrübeli olacak. Bu konuda başarılı olacak. Yani. Ve doğru malzemeyi doğru şekilde kullanacak. Üç, doğru zamanlama ve doğru ekip. Yani doğru zamanlama da hasta için en uygun zamanı. Çok kiloluysa belli bir zaman kilo verdirip almak, doğru bir zamanlamayla almak hastanın ameliyat başarısını çok artırır. Ve doğru takip. Uzun dönemde de hastanın yakınen diyetisyen ve cerrah tarafından kontrol edilmesi mutlaka gerekli. Vitamin eksiklikleri açısından. Ameliyat dışı kilo verme yöntemlerinden hangisini öneriyorsunuz Evren Evet, Hocam? Bu çok güncel bir konu aslında. Ben mide balonunu yıllardır yapan bir hekimim. Hı. Aslında ameliyat olamayacak, olmak istemeyen, korkan ameliyattan ya da ameliyattan önce biraz kilo verdirmemiz gereken bir hasta grubu var. Çok ileri kilolu. Ameliyattan önce diyetle verdiremiyoruz. Ameliyat hazırlamamız lazım hastamıza. Bu hastalarımızda intragastrik balon aslında değişik tipleri olan, 6 aylığı, 1 yıllığı yutulabilir olan değişik tipleri olan bir yöntem ve sadece ameliyatsız ve endoskopi yöntemiyle yapılan bir işlem olduğu için son derece başarılı. Tabii ki ameliyatla aynı kefede değiller bunlar. Birisi daha ağır basıyor. Tabii ki ameliyat daha fazla kilo verdirir ama balonla da az miktarda kilo fazlalığı olan, evre 1 obezitesi olan mesela hastalarımızda çok. Demek ki şöyle olabilir. Yani balonla az miktarda verdi ama tekrar balon konulabilir. Evet, tabii ki. Yani belli bir ara mideyi dinlendirip daha sonrasında balonla mideyi yoruyor sonuçta. İlk başta balonla midenin bir buluşması var. O saatten sonra hastayı yakın takibe başlıyoruz. Sonra 6 aylık süreçte balonu çıkartıp bir süre mideyi dinlendirip sonra tekrar balonu takabiliyoruz. Ama burada iki hasta grubunu ayırmak gerekiyor. Ameliyata uygun ve ameliyatın gerekli olduğu hastaya balon takmak sadece kilo verdirip ameliyata hazırlamak için gerekli. Ama balonu da kilosu düşük olan ama yine de 15-20 kilo fazlası olan ve veremeyen, diyet takibiyle veremeyen hastalar. 15-20 kilo da az mı hocam? Az değil kesinlikle. İnsanın yani, üzerinde büyük 15-20 kilo, evet. Kesinlikle. Birkaç tane sosyal medya sorum var. Çok müsaade sevindim. Ederseniz Evren Hocam. Tabii ki. 1.65 boyunda 88 kilo ağırlığındayım. Doğumdan sonra kilolarımı veremedim. Mide ameliyatı olabilir miyim? Şimdi hastamızın beden kitle indeksi takriben 35'in altında. Yani 30-35 arası evre 1 obezite oluyor. Bu evre 1 obezite grubunda ameliyatı çok önermiyoruz. Sadece ciddi kontrolsüz bir diyabeti varsa, şeker hastalığı varsa o dönemde kontrol edemiyorsak diyabetini o zaman önerebiliriz. Ama diyabeti kontrolsüz değilse, düşük seviyedeyse ve kilosu da bu seviyedeyse ameliyat yerine daha çok ameliyatsız yöntemlerden balonu öneririm mesela bu hastamızda. Peki. 36 yaşındayım. Obezite nedeniyle doktorlarım ameliyat önerdi. Ama ameliyattan ve sonrasından korkuyorum. Ameliyattan sonra nelere dikkat etmeliyim? Evet, şimdi aslında konuşmamızın içine geçirdim ben bunu. Şimdi ameliyattan sonra aslında korkulacak bir süreç yok. Bu ameliyatlar, risk oranları bir safra kesesi ameliyatından daha riskli ameliyatlar değil. Yani çok düşük risk olan oranlarından bahsediyoruz. Aslında cerrahinin gelişmesi esnasında ilk zamanlarda bu komplikasyon oranları daha yüksekti. Zamanla azaldı. Şimdi çok güzel oranlara yakaladık ve bu oranlarla bu ameliyatların riskinden korkmamak, tam tersine obezitenin risklerinden korkmak gerekiyor. Birçok hastalık kanserden, diyabete, uyku apnesinden ani ölümlere ve kalp krizlerine kadar birçok hastalığı obezite sebep veriyor. O yüzden hastalık ameliyatından değil de ameliyattansa obezitenin kendisinden korkmak daha mantıklı Seda Hanım. Peki. 4 ay önce ameliyat oldum. Tüp mide ameliyatı yapıldı. 32 yaşındayım. Bir çocuğum var. Ne zaman hamile kalabilirim?
ikinci çocuğu istiyor hastamız. Şöyle bizim genel kural olarak metabolik olarak dengelerin oturduğu, kilo kaybının dengelendiği ilk bir yıl gebelik önermiyoruz. Bunları da konuşuyor musunuz? Kesinlikle. Hastayla ben ameliyat öncesinde 30 dakikalık bir ön görüşmeyle başlıyorum. Sonra her defasında 30 dakikalık ameliyata kadar birkaç görüşme daha yapıyorum. En az 1,5-2 saat hastamızla her şeyi detayını konuşup, tabii bunda sadece biz değil, o ekibimize de teşekkür etmek istiyorum sizin nezdinizde. Ve bu ekibimiz de detaylıca her şeyi anlatıyor hastamıza ki başarı bunu gerektiriyor zaten. Başarıyla bu geliyor. Peki diyor musunuz yani böyle bir operasyon geçirdiğinde şu bir kadar yıl, zaman hamile kaldı. Bir yıl kesinlikle hamileliği önermiyoruz diyoruz. Yani bir operasyonları düşünenler unutmayın ki bir yıl hamile kalmanız izin zaten sağlıklı bir gebelik için, lafınızı böldüm affedersiniz. Sağlıklı bir gebelik içinde kilo verdikten sonra daha sağlıklı bir süreç yaşayacağını net olarak söyleyebiliyoruz. Peki Evren Hocam, 50 yaşındayım, 180 kiloyum, şeker ve kalp hastasıyım, ameliyat olabilir miyim? Ameliyat ile diyabetten tamamen kurtulabilir miyim? Evet, çok güzel soru. 180 kilo, ciddi bir kilo hastamızın, muhtemelen boyu da kısadır. Şimdi bu hasta grubumuz çok ileri evre, süper obez dediğimiz bir hasta grubudur. Bu hasta grubunda da kesinlikle ameliyatta hem kilolarından hem şekerinden kurtulabilir. Ameliyat olabilir mi konusu tabii ki anesteziyoloji biliminin de birlikte değerlendirmesi gereken bir şey. Hastanın ameliyat uygunluğunu birlikte değerlendirerek, ameliyata uygunluğuna karar vererek kesinlikle kilolarından ve şekerden tama yakın kurtulma şansı. Aslında şekerle ilgili yola çıkılmış bir operasyondur bu. Evet doğru. Değil mi, aynen hocam? Aynen. O yüzden doğru korkmanıza Seda gerek yok. Seyircilerimizin sorusu var. Müsaade ederseniz Evren tabii Hocam. Tabii ki, memnun olurum. Evet Emel'cim. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bu diyabet ameliyatında belli bir kilo sınırı var mı hocam? Mesela 80 kilo üstü olabilir mi? Veya 80 kilo altı olabilir mi? Ben kendim için soruyorum diyabet olduğum için. Tabii. Bu bana kongrelerde, toplantılarda da geliyor. Ben 69 kiloyum. Peki ben olabilir miyim? Hayır. Şöyle 69 kiloyla olmanızı şu andaki bilim bize söylemiyor. Bilimsel olarak şu anda bu ameliyatı sizin olmanız daha uygun değil. Ama zamanla bununla ilgili yapılan çalışmalar da gösterecek ki buna şahsen inanıyorum. Düşük kilolarda da bu ameliyatlar kilo verdirmeyen tipleri yapılacak ki bunlarla tip 2 diyabetten kurtulacağız. Ama sizin kilonuzda değil de bir 20-15 kilo, 20 kilo daha fazla olan hastalarınızda yani evre 1 obezitenin üstündeki evre 2 ve 3 hastalarda diyabet de eşlik ediyorsa ve kontrolsüzse mutlaka ameliyat öneriyoruz. Teşekkür ederim. Peki Yılmaz abi bir soru soracak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz Bey. Baklagiller yiyerek karaciğer yağlanması olur mu? Mesela kuru fasulye, nohut, mercimek. Karaciğer yağlanmasının... Yani yağlanması yapıyor mu? Onu öğrenmek istedim. Protein fazla olarak. Baklagiller, protein ağırlıklı besinler aslında karaciğer yağlanması yapmazlar. Ama dengesiz beslenmeden bahsedersek, her şeyi protein ağırlıklı beslenirsek, o da vücutta ters bir tepki vererek karaciğerde yağlanmaya sebep olabilir. Ama dengeli beslenmede protein oranı yüksek beslenme kesinlikle karaciğerde ekstra yağlanma yapmaz. Karaciğer yağlanmasının birçok sebebi var. Genetik sebepler, kilo başlıca sebep. Evet. Benim peki. 400 hocam da onun için yani. Şekeriniz mi karaciğeriniz mi? Karaciğer yağlanması. Yağlanmanız yüksek oranda evet. Yüksek oranda. Evet. Peki Şadımancığım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ben size bir şey soru soracağım. Buyurun. MS hastası kilolu bir insan mide balonu taktırabilir mi? Evet taktırabilir. Mide balonunun tek sıkıntısı var. 3-4 gün bir miktar bulantı ve kusmamız olabiliyor. O yüzden o dönemde yakın takip edilebileceği bir ortam sağlanabilirse hastamıza mutlaka mide balonu takılabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Evren Dilektaşlı hocam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buyurun hocam.